Beni seveceğini düşündüğün, uç uçabildiğince diye bir bölümümüz var. Tamam. Burada sınırsız her şeyi yapabiliyorsun. Sınırsız. Kolaydan başlayalım. Süper gücün olsaydı ne olsun isterdin? Yani hep soruluyor bunu ama hiç düşünmemişim canım. Bu kadar soruluyor hiç mi? Bana sorulmuyor yani. İnsanlara sorulurken görüyorum. O sırada bir cevap veriyorum ama sonra... Galiba şey böyle öğrenme gücü mesela... Hani bir kitaba bakınca onu hemen okumuş gibi olayım. Mesela bir filme bakınca onu izlemiş olayım ve aklımda kalsın. Tamam, süpermiş. Bilgiyi emcükleme gücü. Vay be. Ah, kıçımda anahtar kalmış galiba, özür diliyorum. Kıç denebiliyor mu? Tabii ki denebiliyor. Tamam. Kimle kanka olmak isterdin? Biz olacağız zaten, o ayrı. Seth Rogen'la. Jonah Hill falan bir tayfa var ya, Pineapple Express. İşte şey, Knocked Up falan, kıvırcık saçlı atlı dude, James Franco ile falan kanka. Onunla böyle full takılmak. Geyik yapmak isterdim. Böyle bomboş. Hem film çekeyim bir yandan hem takılalım falan. Hoşuma giderdi. Hangi çizgi filmdeki hangi karakterin yaratıcısı olmak isterdin? Rocko's Modern Life'taki Heifer rolünü çok severim. Ya şu senaryoyu ben yazsaydım dediğin bir film. Social Network. Ama çok enteresan. Çok iyi bir senaryo. Finalindeki final sahnesi için bile yazmış olmak isterdim. Çok çok sevdiğim diyalogları var, çok sevdiğim gerilim anları var falan. Social Network, evet. Güzel. Türk Hava Yolları 5 aylık ülkeye bilet verdi. Nerelere gitmek istiyorsun? Tokyo. İki hani Berlin hep versin gidelim gibi. Barcelona. Kaç oldu? 3. 3. Londra. Bir tane de böyle daha... Dalama falan, küçük adam. Küçük adam. Ah! Dalamanın... Ne diyeyim ya? Beşinciye dört tane bana ülke yetti galiba hayatımda ki bunlar şehir biliyorum. Söylediklerim ama hepsi başka ülkeye ait olduğu için söyledim. Bir tane de gitmediğim bir yer olsun. İsveç. Gitmedim, çok merak ediyorum. Sehpa geliyor aklıma o ülkenin adı. Sehpa mı? Bir İsveç deyince sehpa canlanıyor gözümde ya. Böyle çok basit tasarlanmış bir sehpa. Yani çok kötü. İki yanın etkisi ama... Hani böyle ülke de öyle bir... Sadelikte gibi geliyor. Sehpa gibi bir ülke. Ama hep elimizde bir çivi fazla kalıyor paket. Ben asla birleştirmiyorum. Gerekirse o monte ekibi 20 gün sonra gelse onlar kutusunda durur. Bir yerde parkede uyurum ama onları beklerim. Açıp o kutuları asla birleştirmem. Neden? Benim görevim değil ya. Bana ne ya? Böyle miydi eskiden? Her kullandığımız her şeyi biz mi birleştiriyoruz? Sinir oluyorum. Sen birleştirdiğin için ucuz ya o kadar. Yani bir tık daha pahalı olsun o zaman. Gerçekten çok rahatsızım ben bu yeni dünyada. Birileri de kendi işini yapsın ya. Çok... Bir de hani eve gelince bir baskı oluyor yani kadının diyeyim. Ataerkil bir dünyadan bakıldığında bu olaya. Hani benim erkek olarak o sehpayı birleştirmem ve kadınımı onu kullanır hale getirmem lazım. Müge de hani bunu bir noktada birleştirecek misin diye bakıyor bana. Hayır diyorum, birleştirmeyeceğim. Nalbur çağıracağız ya da iki ya da adam gelene kadar bekleyeceğiz. Kendi yatağımızda yatmadık, 10 gün yerde uyuduk. Çok şikayet ediyorum. Tam damara bazmış. Çok güzel. Çok özür dilerim. Yani çok güzel. Coştum ya. Gerçekten çok güzel. Ya bu rahatsızlıkları anlıyorum. Anlıyorum. Ya sinir oluyorum ya. Gardırop birleştirmek için bu hayatı seçmedim. Yani gerçekten bazı riskler aldım, yapımcılık yaptım, battım, çıktım. Gardırop birleştirmemem lazım artık. Oscar törenindesin. Kimler olsun masanda ya? Masam var anladığım kadarıyla. Masam var, Oscar alacağım birazdan. Mesela. Michelle Williams'a sesleniyorum buradan. Tamam. Çok büyük bir hayranıyım. Kesinlikle onun oynaması isterdim filmimde. Michelle Williams'la Seth Rogen beraber oynadığı Take This Waltz filmini önermeden geçemeyeceğim. Tamam, güzel. Baş başa oldu. Hangi ülkede de bir evin olacak olsa, orası neresi olsun? Berlin, Berlin. Ülke değil, biraz önce Berlin. Almanya ülkesinin Berlin şehrinde veya eyaletinde, federal yönetim. vardı da bir ara ama artık yok. Ya evim yoktu da kiradaydı. Hani gidip bir sene yaşadın ama değil mi? Ev bir kış boyunca yaşadık. Çok güzeldi. Sonra biz oraya gittiğimizde 3 liraydı euro. Şimdi öyle değil. O yüzden çok zor. En çok nesini sevdin Berlin'de? Berlin'in pisliğini çok sevdim. Hani hiç kimse umrunda olmaması. Yat parkta akşam uyan. Yani çok güvenli olduğundan söylemiyorum ama takıl yani. O böyle yavaş tempo. Derler ya hani delirmiş insana, acısıyla ilgilenmez insana, sadece deliliyle ilgilenir diye. Berlin'de o hani biraz daha şey geliyor bana. Daha insani her şey. Delirmiş de var. Hani çok güzel işini sürdüreniyor. Herkes bir uyum içinde, birbirine bulaşmadan. Varlığa böyle bakmadan, yani. Arkasından dönüp bakmadan falan. Herkes
chill bir şekilde hayatına devam ediyor. Evet, çok özgürlükçü. Hani evet. Bana bulaşılması, kimse dokunmasın isterim. Bu temas böyle böyle anlatır ya bazı insan fıkra fıkra. Sinir asam bozuyor. Yani. Çok iğrenç bir şey. Özür dilerim bunu gösterdim. Ama yani gerçekten Almanya'daki o hani diyorlar ya Almanlar soğuk falan. Keşke her insan o kadar soğuk olsa çok güzel bir dünyamız olurdu diye düşündüm. Şimdi o mu bu mu bölümümüz o. Var. Seçiyordur.